de şunu izleyelim, ne dersiniz? Bakalım. Ne dedi? Hadis-i şeriftir, Buhari'dir. Musa aleyhisselam, Hazreti aleyhisselam canını almak için geldiğinde kimsin dedi? Ben dedi ölüm meleğim dedi. Ne yapmaya geldim? Canını almaya geldim ama insan suretinde geldim. Musa aleyhisselam gerildi, bir tane şaktı ona. Melek ya Rabbi dedi, ben dedi çok sert bir kayaya rastladım. Senin kulun Musa bana... Sen de bunu yedin. Şimdi değerli arkadaşlar, aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Gazze'de şu kadar insanımız, insan yani çocuk, kadın, Müslüman olup olmaması da ayrı bir konu, katlediliyor. Ve dünyanın en güçlü, en büyük devleti Amerika buna göz yumuyor. Hatta koruyor, katliamcıları koruyor. Çevre Müslüman ülkeler. Bu real midir, nedir? Videolar var kısa kısa. Bazen onlarda geziyorum ben. İşte birinde atılan bombalar ve ağlayan çocuklar, perişan haldeki çocukları görüyorsun. Bir sonrakine bakıyorum, abdest tartışması var İslam aleminde. Ramazan olduğu için oruç tartışması var. Ne haldeyiz biz ya? İşte ölüm meleği Musa aleyhisselama gelmiş. Musa aleyhisselam meleğe bir yumruk atmış, gözünü patlatmış, bilmem ne demiş. Ve bunu anlatan adam en az 50 küsur yaşında, göbeğine kadar sakal. Bir de ciddi ciddi anlatıyor bu yalanı. Ya ne aklı bir dayanak var. Kur'an'ın aklıyla bakıyoruz tabi. Bunların aklıyla bakarsak zaten naneyi yedik. Çünkü bunlar buna inanmasalar böyle anlatmazlar herhalde oturup rahat rahat. Ya insan sıkılır biraz bir yalanı söylerken. Ama diyorum ben, demek ki bunlar bunun yalan olduğuna inanmıyordur. Doğru olduğuna inandıkları için anlatıyorlar böyle çıkıp. Onun için değerli arkadaşlar, eğer Müslüman isek, dinimizi doğru yaşamak istiyorsak, Kur'an ortada. Elbette ki Kur'an okumanın bir takım teknik konu, teknik özellikleri vardır. Yani Mehmet Alperen'in romanı değil bu. Ayetlerin birbirini açıklaması, efendim, özellikle bazı kelimelerin anlamları, çok anlamlı olanları falan. Ya bunu da bilgili insana sorar, öğrenirsin zaten, zor bir şey değil. Zaten internet gibi bir şey, nimet var elimizin altında. Bilgi öyle gizli değil artık eskisi gibi. Ve eskisi gibi kütüphanelerden kütük gibi kitapları indir kaldır da yapmıyorsun. Tıklıyorsun, geliyor bilgi. 10 çeşit, 20 çeşit. Aklım yok mu? Var. Dinlersin. Bu şarlatanlara, bu yalancılara inanıp da imanımızı tehlikeye atmayın kardeşim. Allah'a emanetsiniz.